Evet, bir sonraki problemimiz düzgün dairesel hareket. Bu problemdeki düzeneğimiz şu şekilde. Tavan, taban. Objemiz var. Kütlesi M. Tavana ve tabana birer ip ile bağlı. Ve bu düzlemde dairesel hareket yapıyor. Dairesel hareketin merkezi burada ve dairesel hızımız omega. Bu şekilde hareket edebilmesi için gerekli olan kritik omega değeri nedir? Sorumuz bu. Omega kritik. Okay. Öncelikle düzeneğimizin ne şekilde çalışacağı konusunda konuşalım. Eğer omega çok çok yavaşsa, çok yavaşın üst limiti hızının sıfır olduğu nokta, ne olacak? Kütlemiz aşağı doğru sarkacak ve üstteki yavaş durum kütle M buradaki tensionumuz, buradaki gerilimimiz de sıfır olacak. Buradaki gerilim sıfırdan büyük, gerilim sıfır. Çok hızlı hareket ediyorsa, hızlı, çok hızlı dönüyorsa aynen bu şekilde gözüktüğü gibi. Fakat buradaki gerilim çok çok sıfırdan büyük. Buradaki gerilim ne? Sıfırdan muhakkak ki büyük. Çok hızlı hareket ediyorsa. Soru bu ikisinin arasında. Tam bu noktadan bu noktaya geçişteki kritik hızımız ne olur? Şimdi bu konuda küçük bir deney yapalım. Deneyimizi yapmadan önce sistemimizin parametrelerini de tanımlayalım. Bu iplerin uzunluğu aynı. L, L diyelim. Tavandan tabana olan mesafeye de D diyelim. Evet, deney düzeneğimiz az önce tahtada gördüğümüz gibi iki ip parçasından meydana geliyor. Bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Burada da bir kütlemiz var M büyüklüğünde. İki parça halinde yapalım deneyimizi. Hızın çok küçük olduğu durumlarda buradaki gerilim sıfırdan büyük. Gerilim var. Burada ise zaten gözükeceği gibi gerilim yok. İp deforme olmuş durumda. Yüksek hızlarda burada ve burada muhakkak ki gerilim var. Tam kritik hıza ulaştığı zaman alttaki ipteki gerilim sıfıra gelecek ve deforme olmaya başlayacak. İkinci bölümde kritik hızın bir miktar üstünden başlayalım. Kendi kendine yavaşlayıp da kritik hıza ulaştığı zaman alttaki ipteki gerilimin yok olduğunu göreceğiz ve bu parçanın deforme olduğunu göreceğiz. Bir miktar kritik hızın üstüne başlamaya çalışacağız. Bakalım. Evet. Deformasyon başladı. Açık bir şekilde artık buranın gergin olmadığını görebiliyoruz. Biraz daha bekleyelim. Evet. Bu noktada kritik hızın altına artık ulaşmış durumda. Tam kritik hızda ise üstte gerilim sıfırdan büyük, altta ise sıfır civarında. Tam sıfır olarak kabul edebiliriz. Evet, kritik hızı bulmak için ilk yapmamız gereken şey serbest cisim diyagramını çizmek. Serbest cisim diyagramında cismimiz M. Cisme etki eden kuvvetler, yer çekiminden dolayı ağırlığı, Mg, bu ipteki gerilim, T kuvveti, bu ipteki gerilim, tam kritik noktada bu ipteki gerilim sıfır, az önce gördüğümüz gibi. Dolayısıyla onu hiç çizmiyoruz serbest cisim diyagramımıza. Ek olarak cismimizin ivmesi hangi yönde? Çizmeden önce bunu da bir konuşalım. Düzeneğimize tepeden baktığımız zaman göreceğimiz hareket şudur. Düzgün dairesel hareket. Problemimizin isminden anlaşılacağı gibi V hızıyla dönüyor.
merkezimiz yarıçapı R ve dairesel hareket yaptığına göre ivmemiz de merkeze doğru A ivmesi. A'nın şiddeti omega kare çarpı R veya V kare bölü R şeklinde ifade edilebilir. Problemimizin parametresi omega olduğu için bu ifadeyi kullanmayı tercih edeceğiz. O halde ivmemizi de gösterelim serbest cisim diyagramımızda. Bu noktada artık bu setup'ı, bu düzeneyi buradaki serbest cisim diyagramıyla tanımlamış oluyoruz. Problemimizi çözebilmek için bundan sonra hareket eşitliklerini yazabiliriz. Hareket eşitliklerini yazabilmek için iki doğrultuda koordinat sistemimizi tanımlamamız gerekiyor. İğmemiz bu yönde olduğu için x yönümü bu yönde tanımlıyoruz. Y yönünü de bu yönde tanımlıyoruz. Bir de L ve D tanımlandı. L ve D'yi biliyorsak teta açısını da tanımlayabiliriz. Orası teta ise burası da teta olacaktır. T gerilimini bileşenlerine ayırabiliriz. Bu noktada T çarpı kosin Y yönündeki kuvvetimiz T çarpı sinüs teta X yönündeki bileşenimiz. Hareket eşitliklerimiz X yönünde tek bir kuvvetimiz var. O da T'nin X bileşeni. T sinüs teta eşit olmalıdır. Kütle çarpı İvme. İvmemiz de burada verildi. M çarpı omega kare çarpı R eşittir T çarpı sinüs teta. Bu birinci eşitliğimiz. Bir eşitliğe daha ihtiyacımız var. Burada omega'yı bilmiyoruz. Gerilimi bilmiyoruz. İkinci eşitliğimiz de Y yönünden gelecek. Y yönündeki kuvvetlerimiz iki tane. Gerilimden dolayı ve ağırlıktan dolayı. Gerilimden dolayı olan kuvvetimiz pozitif yönde. T kosinüs teta eksi ağırlık eşittir. Kütle çarpı ivme. Y yönündeki ivmemiz sıfır olduğu için bu doğrudan sıfır. Bunu yeniden yazacak olursak T kosinüs teta eşittir. Kütle çarpı G. T'yi bilmiyoruz. Yok edebilmek için şöyle yapalım her zamanki gibi. 2 eşitliğimizin oranına bakalım. Bu da bize T sinüs teta bölü T kosinüs teta eşittir. M omega kare R bölü MG. Amacımız gerilimi yok etti. Sadeleştirebildik. Kütleler de gidiyor. Kütleden bağımsız bir cevabımızın olacağını anlıyoruz. Tanjant teta eşittir omega kare R bölü G. Tanjant teta ve R arasında ilişki var. Geometriden geliyor tamamen. Onu da şurada tekrar bir çizelim. Buradaki üçgenimiz var. O üçgenimizi daha açık şekilde şuraya çizecek olursak. Teta dik üçgenimiz. D bölü 2 R dairesel hareketin yarıçapı L. Tanjant teta dolayısıyla R bölü D bölü 2. Bu da gayet güzel çünkü eşitliğimizin sağ tarafında da R ifadesi var. Dolayısıyla tanjant teta R bölü D bölü 2 eşittir omega kare R bölü G. Buradan omega'yı rahatlıkla çekebiliriz. Omega baştan itibaren kritik omega'dan bahsettiğimiz için bu tam kritik değerdeki omega. Kritik olarak işaretleyelim. Kritik eşittir 2G bölü D karekök. Dolayısıyla bu şekilde hareket edebilmesi için omega değerimiz bu değerden büyük olması gerekiyor. Deneyimizde gördüğümüz gibi. Omega büyük eşittir 2G bölü D. Bu hızın altındaysa alttaki ipimiz gergin olmayacak. Cevabımız bu. Bir de boyutsal analizle bu cevabın doğruluğunu test edelim. Omega'nın boyutu eşitliğimize bakacak olursak doğrudan eşitliğimizi yazıyoruz. 2'nin boyutu yok. G'nin boyutu
uzunluk bölü zaman kare, D'nin boyutu uzunluk, uzunluklar giderse 1 bölü zaman çıkar ki bu da beklediğimiz boyut. Omega dediğimiz şeyin standart birimi bir radyan bölü saniyedir. Radyan birimsiz olduğu için cevabımızın da 1 bölü saniye, 1 bölü zaman cinsinden çıkmasını bekleriz.